Bursa'da 29 Ekim kutlamaları aslında dün akşamdan başladı. Sivil toplum örgütleri Cumhuriyet baloları düzenledi. Nilüfer Belediyesi'nin eğitim atölyesinde kurs gören öğrenciler de Konak Kültür Evi'nde sahnedeydi. Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla, sevgiyle ve minnetle anıyoruz. Aslında burası da Cumhuriyet'in bir okulu gibi. Nilüfer Belediyesi sanat atölyelerinde farklı dallarda eğitim alan öğrenciler Cumhuriyet'in 93. kuruluş yıl dönümünde sahnedeydi. Kursiyerlerin dinletileri ilgiyle izlendi. Bale gösterileri izleyenleri büyüledi. Amacımız çocuklarımızı modern bir yapı altında yetiştirip onları daha ileride daha güzel toplumlar yetiştirmek için çabalıyoruz. 29 Ekim'de Cumhuriyet kuruldu. Urus özgür sesini tüm dünyaya duyurdu. Atatürkçü Düşünce Derneği Bursa Şubesi üyeleri de Cumhuriyet balosunda bir araya geldi. Amacımız Cumhuriyetimizi genç kuşaklara tanıtmak, aktarmak. Bu kutlama geleneğini sürdürmek, ilerideki yıllardaki ümidimiz daha geniş topluluklarda, daha çok katılımla bugün günleri kutlayabilmek. Baloya CHP Bursa milletvekilleri de katıldı. Cumhuriyetin nasıl kazanıldığı konusunda bazılarının gerçekten ders alması lazım. Cumhuriyette mağdurlar olmaz. Cumhuriyet mağdurların, mazlumların umududur aynı zamanda. Cumhuriyet demek bağımsızlık demek. Cumhuriyet demek demokrasi demek, cumhuriyet demek barış demek, özgürlük demek. Aslında bu ülkede herkesin yaşayan, doğan ya da doyan, herkesin cumhuriyete ve ilkelerine, devrimlerine sahip çıkması gerekiyor. Türkiye Emekliler Derneği Nilüfer Şubesi üyeleri de Cumhuriyet'in 93. yılını 10. yıl marşıyla kutladı. ...29 Ekim Cumhuriyet balosu halkımızın bize bir emaneti ve bu emaneti de bizler sonuna kadar devam edeceğiz.